bakalım. Evet arkadaşlar, geldik şimdi sizlerle sınıf dışı öğretim tekniklerine. 6 tane sınıf dışı öğretim tekniğini öğretme öğrenme sürecinde sizler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar nelerdir diye soracak olursanız, bakın sınıf dışı öğretim teknikleri olarak gezi tekniğine bakacağız, gözlem tekniğine bakacağız. Bu iki teknik birbirleri çok ortak özelliği var. Birlikte inceleyeceğiz. Daha sonra görüşme tekniğine ve uzman daveti tekniğine bakacağız. Bu ikisinin de çok ortak noktası vardır. Bunları da irdeledikten sonra sergi tekniğini kontrol edeceğiz. Bir de ödev tekniğine baktığımız anda sınıf dışı öğretim tekniklerini noktalamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yazı tahtamıza dönelim. Ve sizlerle arkadaşlar gezi ve gözlem teknikleriyle sınıf dışı öğretim teknikleri sürecimizde başlatalım. Bakın değerli arkadaşlar, gezi ve gözlem tekniğinin aslında birçok özelliği, hani birçok özelliği derken 100 özellikleri varsa 99 taneleri birbirinin aynısıdır. Zaten ÖSYM soru tarzında gelen bazı sorularda sorunun cevabı gezi ve gözlem bile olabiliyor. O yüzden biz bunları şöyle bir detaylı inceleyelim. Aralarında temel teşkil eden tek bir fark var. O farkı da sizlerle bulalım arkadaşlar ve bir sıkıntımız kalmasın. Şimdi gezi tekniği şu olabilir mi arkadaşlar? Bir öğrenme konusunun doğal ortamında görülebilecek bir yeri varsa ve biz buraya planlı bir ziyaret yapsak, öğrencilerimiz de eğitim amaçlı, öğretim amaçlı gezi olur mu? Kesinlikle olur. O zaman dikkat edin. Demek ki mantığında yatan şey ne? Konuların doğal ortamına yapılan, planlı ziyaretlerdir diyoruz. Bakın bu çok önemli bir teknik, çok önemli bir tanım arkadaşlar bu teknik için. Gezi, eğitsel gezi yapabilmeniz için bir kere mutlaka ortamınız nasıl olmak zorunda? Doğal olmak zorunda ve bu ortama bizler planlı bir ziyaret yapmak zorundayız arkadaşlar. Örneğin hayvanlar ünitesini işledikten sonra konunun daha iyi pekiştirilebilmesi için öğrencileri nereye götürebiliriz? Varsa bir hayvanat bahçesine. Bitkiler konusunu öğretirken bu konunun daha etkili öğrenilebilmesi için nereye götürebiliriz çocuklarımızı? Varsa bir botanik bahçesine, geziye götürüp orada daha etkili öğrenmelerini sağlayabiliriz. Çünkü eğitsel gezi düzenlediğimizde en önemli amaç olan neyi gerçekleştiriyoruz arkadaşlarım? Dikkat edin. İlk elden somut deneyim yaşama durumunu gerçekleştiriyoruz. Yani öğrenci hayvanlar üzerinde bir gezi düzenlenirse, işte tarihi bir eserlerin bulunduğu bir müzeye gezi düzenlersek ya da bitkiler üzerinde bir geziye giderse ilk elden var olan o durumları olduğu yerde gördüğü için somut deneyimi yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirecektir. Ancak gezinin bu noktadan okulla yaşam arasında bağı kurmak ve somut deneyim yaşatmak gibi bir amacı olsa da yine de ufak tefek sıkıntıları ve sınırlıkları vardır diyebiliriz. Bir kere zaman ve maliyet açısından ekonomik olmayan bir öğretim tekniğidir arkadaşlar gezi. Ne demek istiyorum? Bir kere yolda gidip gelirken kaybettiğiniz zaman öğretim açısından oldukça bir zaman kaybıdır ve geziye götürebilmek için çocuklarınızı eğitim amaçlı belirli bir maliyet gerektiriyor. Bu çok önemli. Ekonomik değil. Bunun dışında bütün geziye katılacak öğrencilerin velilerinden, okul müdüründen, Milli Eğitim'den, Kaymakamlıktan, işte Emniyet Müdürlüğü'nden gezi için yasal bir prosedür vardır ve izin almak zorunludur arkadaşlarım. İzin almak da bizler için bir sıkıntı olabilir ama gezideki en önemli detay sıkıntı nedir Gazi Hocam derseniz, gezide güvenlik sorunları yaşanabilir. Somut bir örnek vermek istiyorum. 2008 yılında arkadaşlar İzmir Eşrefpaşa'da Zafer İlköğretim Okulu'ndan bir otobüs yola çıktı. 46 öğrencisi ve bir rehber öğretmenleriyle birlikte. Artık şoförün ihmalkarlığı mı diyelim, bir trafik kuralı ihlali mi diyelim, otobüs şarampole yuvarlandı ve 46 evladımızla bir öğretmenimizi bu kazada ne yaptık arkadaşlar? Kaybettik. İşte demeye çalıştığım şey şu. Güvenlik sorunları yaşanır ki, güvenlik sorunları yaşanmasından dolayı işte gezi aslında çok dikkatle uygulanması gereken bir öğretim tekniğidir. Bunu sakın unutmayın. O zaman biz bir gezi düzenlerken neler yapacağımıza çok dikkat etmek zorundayız. Bir kere bir gezi düzenlenecekse
izin alma sürecinden önce mutlaka iyi bir gezi planlaması yapılmalı. Çünkü hazırladığınız bu planla izin alıyorsunuz arkadaşlarım gerekli mercilerden. Ve eğitim amaçlı yaptığınız için geziye katılımı, bakın geziye katılımı zorunlu tutmak zorundasınız. Yani gezide gönüllülük ya da isteklilik gibi bir durum esas değildir. Çünkü hedef davranış yani kazanım edindirmek amacındaysanız o sınıfta 20 öğrenci varsa 20'sinin de geziye katılımını sağlamak zorundasın. Bu çok önemli. Planını yapacaksın, geziye katılımı zorunlu tutacaksın ve geziye öğrencilerine birlikte gitmeden önce öğretmen olarak sizler mutlaka önceden o gezi yapılacak yere gitmek zorundasınız. Bunun iki nedeni var arkadaşlarım. Birincisi güvenlik önlemlerini almak için. Yani gideceksin oradaki tehlike arz edebilecek yerlere şeritler çektireceksin. Oraları kapattıracaksın. Çok riskli olan bölgelere gerekirse öğrenci hiç götürmeyeceksin ama bunu yapabilmen için mutlaka oraya önceden gidip güvenlik önlemlerini alman gerekiyor. Bir de mutlaka arkadaşlarım unutmayacaksınız. Oraya bilgi edinmek için gideceksiniz. Rezil olursunuz. Çünkü farz edin ki çocuklarınızı Selçuk Efes'e geziye götürdünüz. Tamam mı? O güzel varlık olan rehberin de o gün hastalanacağı tuttu. Sen de önceden gitmedin, bilgi sahibi değilsin. Sen de çocukların beraber ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım kör cahil dolaşıyoruz. Böyle giderken bir tane kadın heykelin önünden geçmeye başladık. İnşallah çocuklar sormazlar diye sırtını dönük geçerken öğrencinin dedi ki öğretmenim bu kim? Hayda şimdi cevap vereceksin. Şimdi oğlum bu kadın aslanım zamanında çok büyük günahlar işlemiş. Allah babadığını taş etmiş. O yıllardır böyle duruyor. Lan böyle bir açıklama olur mu? Sen delirdin mi? İşte git önceden bilgi edin. O kadın heykeli kim? Kimin için yapılmış? Ne zaman yapılmış? En azından bir cümle kurabil ki öğrenci hani eğitim amaçlı tatmin edebilesin. İşte bunlardan bak bunun için gideceksin, bilgi edineceksin, önlem alacaksın. Sonra döndün. Artık gezi öğrencilerle birlikte başlıyor arkadaşlar. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. Gezide istenmeyen bir davranışın meydana gelmemesi, güvenlik sorunlarının yaşanmaması için yapılması gereken en önemli durumsa arkadaşlarım gezide uyulması gereken kuralları mutlaka ne yapacaksınız belirleyeceksiniz. Ama bu da çok önemli. Uyulması gereken kurallar ne yapılacak? Mutlaka öğrencilerle birlikte kurgulanacak. Yani öğrencinin ilgisi, öğrencinin beklentileri, öğrencinin isteklerini de dikkat alarak gezide uyulması gereken kuralları koyacaksınız. Geziye gittiniz. Geziyorsunuz bırakalım orada kalsın. Sonucunu bağlayacağım. Şimdi gözlem ne demek arkadaşlar? Bakın gözlem konuları doğal ya da yapay ortamda planlı şekilde, şimdi dikkat edin, yine arkadaşlarım ilk elden somut deneyim yaşamak adına planlı şekilde izlemektir. İşte gözlemin temel felsefesi, temel mantığı da budur arkadaşlarım. Yine bakın. Gözlemdeki benim temel amacım öğrencinin bir öğrenme konusunda yine somut deneyim yaşayarak öğrenmesidir. Ancak burada şunu dikkat alacaksınız. Gezi ile gözlem arasındaki farkı ortaya koyduk bakın. Gezi sadece ve sadece doğal ortama yapılırken gözlem doğal ortamda yapılabileceği gibi aynı zamanda nerede de yapılabilir arkadaşlarım? Yapay ortamda da yapılabilir. Gelin örnek vereyim. Şimdi fen ve teknoloji, fizik, kimya, biyoloji derslerinde genellikle laboratuvar ortamında çocuklara deneyler yaptırıyoruz. Deneyler bizim için nedir? Yapay ortamda yapılan bir etkinliktir. Her deney etkinliğini öğrenci laboratuvarda yaparken o sürecin başından sonuna kadar yapılan süreci ne yapar? İzler de mi? İzleme süreci bizim için yapay ortamda gözlemin yapıldığını gösterir. Bak bu bir. Farkı ortaya koydum. Doğal ortamda gözlem. Şimdi düşünün. Farz edin ki tarihi ve turistik mekanlarımız konusunu işlerken çocukları Pamukkale'ye travertenlere götürüyorsun. Ulan çocuklar böyle mi geziyor Pamukkale travertenlerde?
Öğretmenimiz bu travertenlere beyaz demişti ama siyah gibi duruyor ya. Niye göremiyoruz biz bunu? Böyle mi geziyor? Zaten her gezinin içerisinde otomatikman bir ne yapılır arkadaşlarım? Gözlem de yapılır. Ha işte bak, gezinin içerisinde otomatikman bir gözlem var ama gözlem daha çok nerede de yapılabiliyor? Çoğunlukla lafı olmadı orada. Yapay ortamda da yapılabiliyor. Demek ki mantıkları aynı. Hatta şunu söyleyeyim. Gözlem ekonomik midir? Bazı durumlarda değildir. İzin almak zorunda mısın doğal bir gözlem için? Evet. Güvenlik sorunu yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Plan yapacak mısın? Yapacak mısın? Kural belirleyecek misin? Belirleyeceksin. Yani ne demek istiyorum arkadaşlarım? Gezideki sıkıntılar ve gezide dikkat alınması gereken hususlar neyse gözlemde de aynısıdır arkadaşlarım. Aralarında hiçbir fark yoktur. Zaten ne dedik? Tek fark gözlem yapay ortamda da yapılabilir dedik. Hatta şöyle yapalım bakın. Gezi ve gözlemin ortak özelliklerine devam edelim. Şimdi geziye götürdük, gözlem yaptırdık vesaire vesaire. İkisinde de unutmayacaksınız. Bir kere görerek ve yaşayarak öğrenme gerçekleşir. İkisinde de görerek ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirdik arkadaşlar. Çünkü yaparak yaşayarak öğrenme olmaz. Çünkü travertenleri çocuk yapmıyor bakın. Selimiye Camii'ni çocuk yapmıyor bakın. Tamam mı? Olan ya da olmuş olan bir şeyi görerek ve o ortamda yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştiriyor. Ve şimdi dikkat edin. Gezi ve gözlem sürecinde iken, yani gezerken ve gözlemlerken mutlaka öğrencinin eline gözlem formları veriyorsunuz ve öğrenci bu gözlem formlarını doldurarak o ortamla ilgili bilgiler ediniyor. Bu bir. Gezdikten ve gözlemledikten sonra, süreç tamamlandıktan sonra mutlaka öğrenciyi değerlendirebilmek amacıyla o gözlemden ve geziden ne öğrendiğini anlattığı bir rapor yazmasını sağlayıp o rapora verdiğiniz dönüt ve düzeltmelerle süreci noktalamış oluyorsunuz. Yani gezi ve gözlem sürecinde mutlaka form dolduracak öğrenci, sonucunda da yazdığı bir raporla aldığı dönütlerle süreç noktalanacak. Gezi ve gözlemin temel mantığı bu. Anlaştık mı? Süper. O zaman geldim diğer iki karışan görüşme ve uzman daveti tekniklerine. Şimdi dikkat. Bu ikisinin de ortak bir amacı var. Çok benzer uygulanışları vardır arkadaşlarım. Dikkat edin. Ne diyoruz? Gözleme bitirdik. Görüşme ve uzman daveti. Görüşme, uzman daveti. Şimdi bakın, bir örnekten gidelim, net bir şekilde yakalayalım. Fen ve teknoloji dersinde kalbin yapısı, kalbin önemi, kalbin görevleri konusunda sınıftan görevlendirdiğim bir öğrencinin bulunduğu, yaşadığı yerdeki bir kalp cerrahına, kardiyoloğuna gidip kalbin yapısı, önemi ve görevleriyle ilgili ona sorular sorup bilgiler edinmesi ve bu bir edindiği bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarına açıklaması ne olur arkadaşlarım sizce? Görüşme olur. Çok güzel. Peki o görevlendirdiğim öğrenci kardiyolog kalp cerrahı yani uzmanın yanına gitmese de uzmanı sınıfa davet edip uzman sınıfa geldiğinde hepimize bilgiler verse ne olurdu? O zaman da uzman davet olurdu. Yani biz uzmana bilgi edinmek amacıyla uzmana gidiyorsak görüşme tekniğidir. Unutmayın, uzman sınıfa geliyorsa, uzman sınıfa geliyorsa da o zaman uzman daveti karşımıza çıkar. Peki uzman davetinin diğer adı da hatırlarsanız tartışma tekniklerinde uzmanlı bir tekniğimiz vardı, kollegyum. Diğer adı da kollegyum olabilir arkadaşlar, unutmuyorsunuz. Ve dikkat edin. İster biz uzmana gidelim görüşme olsun, ister uzman bize gelsin uzman daveti olsun. İkisinin de öğretme öğrenme sürecinde kullanılan temel bir amaçları vardır. Bildiğini biliyorum ama soralım. İster görüşme olsun ister uzman daveti. Konunun uzmanı bir kişiden bilgiler ediniyorsak kaçıncı bilgi kaynağını kullanıyoruz anlamına gelir? Bir mi iki mi? Süpersin. Evet, unutmayacaksınız arkadaşlarım. İki tekniğin de temel amacı birincil kaynaklardan bilgi edinmektir. Bitti. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Tamamen bilgi alındı. Bilgi alımı için uzmana gittik. Görüşme uzman sınıfa geldi. Bize bilgi verdi. Uzman daveti birincil kaynaklardan bilgi edinmiş olduk. Geçelim sergi tekniğimize.
Şimdi sergi tekniği arkadaşlarım, çocukları resim sergisine, kitap sergisine götürmekten bahsetmiyoruz. Sergiyi bilakis öğrencinin kendisinin yapmasını istiyoruz. O zaman bu aktif öğrenme gibi, proje temelli öğrenme gibi, öykü oluşturma gibi, istasyonlara dayalı öğrenme gibi uygulamaların sonunda sergi yaptırılabilir mi? Neden evet? Çünkü öğrenci somut ürünlerini üretir, daha sonra sergilenmesini sağlarız. O zaman dikkat edin. Diyelim ki tanım için öğrencinin ürettiklerini, başkalarıyla paylaşmalarını, ve daha iyi değerlendirme, yapılmasını sağlayan bir tekniktir arkadaşlarım. Bakın bu sergi için bu vurguladığımız format içerisinde en güzel tanımlamalardan biri ki 3 kriter bizim için çok önemli. Sergi düzenleyebilmek için bir kere öğrencilerin mutlaka ne yapması gerekiyor bakın? Üretmesi gerekiyor. Sergilediğimiz anda onu başka bireylerle ne yapmış oluyoruz arkadaşlarım? Paylaşmış oluyoruz ve bakın daha ne diyor? Daha iyi bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Haklılık payı oldukça yüksek. Neden? Çünkü farz et resim öğretmenisin, çocukların Atatürk'le ilgili yapmış olduğu resimleri sergiliyorsun. Eğer sergilemezsen dönütü sadece kimden alacaktır öğrenci? Senden. Ama sergilediğin zaman 60 kişi gelir o ürüne bakar ve bir yorum yaparsa çok daha iyi bir değerlendirme olmaz mı? Evet olur. O yüzden diyorum ki hangi öğretmenlik branşından olursanız olun mutlaka sergiyi kullanın. Çünkü bugüne kadar gittiğim hiçbir sergide öğrencilerin ürettikleri ürünlere domates atıldığını, yumurta atıldığını, yuhlandığını falan görmedim. Hep çocuklar alkışlanır arkadaşlarım. Alkışlanırsa serginin en önemli arkadaşların iki beceriyi desteklediğini görürüz. Bir üretkenlik becerisi. Çünkü alkışlanan bir öğrenci sürekli üretmek isteyecektir. Bir de tabii ki her alkış sesinde şişeceği için bir de başarı duygusu açığa çıkacaktır arkadaşlarım. Bakın özellikle üretkenlik ve başarı duygusunu geliştirmek için çok çok önemli bir tekniktir. Dolayısıyla neleri daha da geliştirir? Üretkenlik neyle alakalıydı? Harikasın. Yaratıcı düşünmeyle oldukça ilişkilidir ve bunu da geliştirebilir. Bunun dışında öğrenciye estetik bir bakış açısı kazandırır. Çünkü abidik gubidik ürün ortaya koymaz öğrenci. Ne yapar? İşte şiir yazdıysa bile onu güzel bir sayfaya süslemeli, püslemeli falan filan yapar ki sen baktıkça hayran kalırsın. Estetik duygusu gelişir. Bunun dışında bir de öğrenciler paylaşımda bulunurken insanlarla iletişime girdikleri için sosyal becerileri de üst düzeyde geliştiren bir öğretim tekniğidir arkadaşlar. Bakın sergi deyip geçmeyin. Üretkenlik, yaratıcılık, başarı duygusu, estetik, sosyalleşme bütün öğrencilerin o birçok özelliğini net bir şekilde geliştiren bir teknik olduğunu görüyoruz. Yalnız çok önemli bir ayrıntı vereceğim. Dikkat edeceksiniz arkadaşlar. 20 kişilik bir sınıfta eğer 19 öğrencinin bir ürününü en az bir ürününü alır sergilerde öğrencimiz Anıl'ın bir ürününü alıp sergilemezseniz o zaman Anıl ne yapacaktır? Başarıya karşı aşağılık ve yetersizlik duygusu yaşayacaktır. O yüzden sergide dikkat alınması gereken en önemli nokta her öğrencinin en az bakın en az bir ürünü mutlaka ne yapılacak? Başarı duygusunu yaşayabilmesi için sergilenecek. Bu detayı unutmayalım. Anlaştık mı sergi içinde? Çocuklar üretsinler. Başarı ve üretkenlik için herkesin en az bir ürünü sergileyin ve süreçte bu tekniği kullanmış olun. Geldik sınıf dışı öğretim tekniklerinin sonuncusuna. Ödev. Öğretme öğrenme sürecinde sizlerin öğretmenlik yıllarınızda ÖSYM'nin soru tarzında çok önem verilen bir teknik olduğunu söyleyebilirim. Nerede kullanıp nerede kullanılmayacağını çok iyi bileceksiniz. Bakın bizler öğretme öğrenme sürecinde ödev tekniğini iki amaç için kullanacağız genellersek. Birinci amacımız arkadaşlarım nedir? Öğrenilenleri pekiştirme, tekrar etme, alıştırmasını yapma,
alıştırmasını yapma amacıyla kullanıyoruz arkadaşlarım. Bakın bu çok önemli. Genellikle ödevin de temel amacı budur zaten. Öğretme öğrenme sürecinde işlediğiniz konuyu bitirdikten sonra oluşan şemalar daha güçlü hale gelsin, öğrenme kalıcı hale gelsin. Konuyu tekrar edelim, pekiştirelim istiyorsanız öğrencilere ödev vereceksiniz. Ancak bir de arkadaşlarım sakın unutmayın, öğrenilecek konuya hazırlık yapmak amacıyla öğrencilere ödev de verebiliyorsunuz. Bakın, öğrenilecek bir konuyu adam akıllı öğrenmekten bahsetmiyorum. Hani ünitelerin başındaki hazırlık çalışması soruları gibi düşünün. Çocuk o konuya dair ön bilgi sahibi olacak. Hazır bulunuşluk düzeyini yükseltecek. Sen derste etkinliğini ya da yöntem tekniğini kullanırken yabancı kalmayacak. O yüzden %100 öğrenme için değil de öğrenilen konunun tekrar edilebilmesi için bizler öğrencimize ödev vereceğiz. Yani öğrenilenleri tekrar pekiştirme, öğrenecekleri de hazırlık yapmak için ödev vereceğiz. Peki öğretme öğrenme sürecinde neden, nasıl ya da ne şekilde ödev vermeyeceksiniz? Bir kere şunu unutmayın. Boş zamanı değerlendirmek amacıyla asla öğrenciye ödev verilmez. Çağdaş eğitim bize der ki öğrenci boş vakitlerinde, boş zamanlarında sosyalleşmeli, okulda öğrendiklerini hayata aktarıp transfer etmeli. O yüzden boş zamanı değerlendirmek için asla ödev vermiyorsunuz, bu bir. İki, derste işleyemediğiniz işlenmeyen, derste işleyip de bazı noktaları da bazı noktanın kaldığı yetişmeyen arkadaşlarım, yetiştirilmeyen ya da yetiştirilemeyen konuları asla öğrencinize ödev olarak vermeyeceksiniz. Sen işleyememişsen farklı bir etkinlik yapacak işleyeceksin. Sen konuyu yetiştiremiyorsan ek ders yapacak yetiştireceksin. Çünkü asla öğrenciye yepyeni bir konuyu evde öğren gibi bir ödev veremezsiniz arkadaşlarım. Öğretmenlik açısından etik olmayan bir davranıştır. Ama senden, dersinden ve o konudan nefret eden bir nesil yetiştirmek istemiyorsanız ceza amacıyla da ödev vermeyeceksiniz arkadaşlarım. Bakın bu çok önemli. Asla ceza amacıyla öğrenciye ödev verilmez. Bakın o zaman ne için kullanacağımızı ve ne için kullanmayacağımızı biliyoruz. Ve dikkat edin. Bir ödev verirken mutlaka eğitsel değer taşımasına dikkat edeceğiz. Ödevin açık net anlaşılır olduğuna bakacağız. Öğrencinin öğrenci düzeyine, ilgi isteğine uygun olduğuna bakacağız. Ödevin formatını yazılımı sözlüm olarak getireceğini çok iyi ortaya koyacağız. Öğrenciyi mutlaka ödeve güdüleyeceğiz. Öğrenci yetiştirebileceği yeterli bir süre vereceğiz. Ve ödev yapıldıktan sonra anında dönüt düzeltme sağlayacağız. Ama dikkat edin, bu saydıklarım arasında sakın unutmayın arkadaşlarım. Bir ödev verirken dikkate alınması gereken en önemli husussa da unutmayacaksınız. Ödev mutlaka eğitsel değer taşıyacak arkadaşlarım. Tabii diğerleri de önemli ama en önemlisi eğitsel değer taşıyacak. Yani ne demek istiyorum? Ödev mutlaka dersin hedef davranışlarına ve kazanımlarına uygun olacak. İşte 6 temel sınıf dışı öğretim tekniğinde detaylı bir şekilde inceledik. Nelere baktık arkadaşlarım? Öğrenme konularının doğal ortamında planlı bir şekilde izlendiği gezi tekniğine baktık. Konuları doğal ve yapay ortamda planlı bir şekilde izlediğimiz gözlem tekniğine baktık. Daha sonra uzmana bilgi edinmek için gittiğimiz görüşmeye ya da uzmanı sınıfa davet edip bilgi edindiğimiz uzman davetine baktık. Öğrencinin başarı duygusu ve üretkenlik için ürünlerini paylaştığı sergi tekniğini kontrol ettik. Öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve öğrenecek konuya hazırlık yapmak amacıyla da ödev tekniğini kontrol ettik. Bu tekniği de bitirdikten sonra artık tek bir ünitemiz kalıyor.